Değerli arkadaşlar, bugün beni buraya davet ettikleri için meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tahmin ettiğiniz üzere biraz deprem konuşmak istiyorum. Şimdi deprem hepimizin bildiği gibi bu ülkenin en önemli sorunu. Birinci derece gündemi. Bunu biz şimdi siyasilere, bu ülkeyi yönetenlere, muhalefete, yerel yönetime anlatmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar da çok yol kat ettiğimizi söyleyemem. Ama son dönemlerde farkındalık biraz fazla. Deprem her şeyden önemli. Ülkenin eğitiminden önemli bence. Ekonomiden önemli. Keza diyelim ihracattan, ithalattan, siyasi bir takım problemlerden, hatta hukuktan. Siz bu ülkede işsizliği sayabilirsiniz, işsizlikten, yine pahalılıktan, halkın en önemli bildiği konulardan, burada iş uzatmak istemiyorum, daha önemli. Neden? İnsanın en aziz hakkı olan can hakkıyla, yaşam hakkıyla ilgili bir şey. İnsanlarımız ölüyor. Bu işin şakası yok. Daha 20 sene geçti. Dün gibi geldi. 20 binin üzerinde insanı gömdük bir gecede, bir dakikada. Bu son depremlerde de 50 binden fazla deniliyor ama onun çok daha fazla olacağından korkuyorum. Şimdi böyle önemli bir gündem varken bu gündemi unutturmamak lazım. Ama böyle papağan gibi sürekli deprem konuşarak değil. İş yapacak insanların, mekanizmaların ve halkın unutmaması lazım. Bir noktaya dikkati çekmek istiyorum. Madem ki deprem en önemli bizim gündemimiz, o halde depremi böyle çok sürekli olarak medyada tartışmamak lazım. Yani şu dediğim niteliğiyle deprem olacak mı, olmayacak mı? Bizim çoğumuzun bayıldığı soru. Deprem olacak mı, olmayacak mı? Orada mı olacak, burada mı olacak? Kaç büyüklüğünde olacak? Hangi fay kırılacak? O fay mı, bu fay mı? Fayın özelliğiyle, eline, boyu ne? Gibi sorular. Bizim derdimiz insanlarımızı jeolog yapmak değil arkadaşlar. Ben bunu anlıyorum. İnsani bir duygudan dolayı böyle. İnsanlar soruyor. Deprem orada mı olacak, burada mı olacak, ne zaman olacak? Bunları tartışmanın hiçbir yararı yok. Bir tek gerçek var, tek bir gerçek. Bu ülke bir deprem ülkesi ve deprem olacak. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde olacak. Ve eğer biz bu şekilde gidersek, korkarım ki yine bir dakikanın içerisinde binlerce insanımızı toprağa gömmek zorunda kalacağız. O halde bir gerçeği kabul edelim. Deprem gerçeği. Bu ülkede deprem üreten mekanizma 13 milyon sene önce başladı. O günden bugüne depremler süre gelmekte ve daha milyonlarca sene de devam edecektir. Dolayısıyla depremi
böyle medya ölçeğinde ve demin söylediğim nitelikte tartışmanın yararı yok. Aksine deprem bilincini artırmada hepimize, bizlere, yer bilimcilerine zarar veriyor. Yani deprem filan yerde olmayacak desek, başka yerde olduğu zaman sevinecek miyiz? Bizim insanlarımız ölüyor. Bugün 50 sene sonra deprem olacak desek, kimi yer bilimciler de bu oyunun içinde, deprem 30 sene içinde olmayacak da 50 sene içinde olacak. Ne olacak? Yani keyif mi edelim şimdi? 50 sene sonra olacak diye vaz mı geçelim? 50 sene sonra biz ölmeyeceğiz diye sevinelim mi? O zaman ölecek insanlar bizim çocuklarımız, torunlarımız değil mi? Onun için bu tartışmaları da benim kanaatime göre bırakmak lazım. Gerçekten deprem bilincini halka, deprem gerçeğini siyasilere anlatmakta önümüzü engel olarak çıkıyor. Çünkü kimi siyasetçiler, hocam siz öyle diyorsunuz ama filan da böyle diyor. Daha şöyle şu zamanda, yok şurada değil de böyle olacakmış gibi bundan çok yararlanan ben siyaset yerel yönetici biliyorum ve gözlemliyorum. Şimdi madem deprem olacak, bu gerçek, bunu kabul ediyoruz. Daha da devam edecek, milyonlarca sene de devam edecek muhtemelen. O zaman depremi de durduramayacağımıza göre, her depremde de binlerce insanımızın ölümüne göz yumamayacağımıza göre bir şeyler yapmak lazım. O bir şeyler yapmanın adı da çağdaş dünyanın, bilim ve teknolojiye önem veren dünyanın yaptığıdır. O da nedir? Depremleri durduramayacağımıza göre deprem dirençli yerleşim alanlarını oluşturmaktır. Yani bütün gücümüzü bilim dünyası olarak, yer bilimciler olarak, halk olarak, yöneticiler olarak bunu yapmak zorundayız. Deprem dirençli yerleşim alanları. Bu mümkün müdür? Evet, mümkün. Bunu yapan ülkeler var. Mesela Japonya, mesela Kaliforniya, Meksika, hatta Şili, Çin, Hindistan, İtalya, daha da sayabiliriz. Oralarda da bu büyüklükte depremler oluyor. 5-10 kişi tesadüfen ölüyor, tesadüfen. Böyle büyük depremler olduğu zaman ben yani televizyonlarda izlediğim için söylüyorum, belki siz de görmüşsünüzdür. Adamların günlük yaşamı bile değişmiyor. Masanın üzerinden cam bardak düşmesin diye sadece uzanıyor, bekliyor. Depremin geçmesini bekliyor. Normal hayat devam ediyor. Çünkü biliyor ki çatı kafasına yıkılmayacak, göçük altında kalmayacak, ondan emin. Kaçmıyor bile. Eşinden, karısından emin. Evde göçük altında kalmayacağını düşünüyor. Çocuklarının okulda göçük altında kalmayacağını düşünüyor. Ondan emin. Şimdi bunu modern dünya sağlamışsa biz niye yapamayalım? Bizim de yapabileceğimiz her şeyimiz var. Fazla bir eksiğimiz yok. Tek eksiğimiz siyasi irade ve halkın talebi. Siyasi iradede bu yok. Deprem hazırlığı, ülkeyi deprem dirençli yapmaya karşı bir heves yok. Siyasi iradenin veya hükümetlerin deprem konusundaki stratejileri, deprem olsun, deprem olduktan sonra sahaya ineriz, halka
sizin yaralarınızı en kısa zamanda sararız, aç susuz bırakmayız. Türkiye devleti büyüktür. İşte bu söylemlerle çadırlar kurulur, geçici iskan yerleri, sonra kalıcı iskan yerleri. Onu yaparken de siyasi irade bir bakıma bundan da yararlanabilir. Çünkü halkın sevgisini kazanır. Bakın, yani deprem oldu da bize yardımcı oldu diye. Ama bizim halkımız asla deprem olmadan önce neredeydiniz diye sormak aklına gelmez. Onun için şimdi burada siyasi iradeyi bir tarafa bırakıyorum. Çünkü strateji belli. O strateji belirtmek isteyeyim. İsterim bu hükümet zamanında değişti. 2010'lara yakın. Denildi ki biz artık depremden sonra değil, deprem olmadan önce harekete geçmeniz lazım diye, biliyorsunuz kentsel dönüşüm başlatıldı. O doğruyu da doğrusu tespit etmek isterim. Şimdi burada biraz halkıma serzenişte bulunmak istiyorum. Kendi halkıma, kendi insanıma. Benim halk dal kavukluğu yapmaya niyetim yok. Hiç kimse, hiçbir güce de bugüne kadar dal kavukluk yapmadım. Peki, halkın niye depremde ölmek istemiyoruz diye talebi yok? Niye yok? 99'dan beri burada oturan bütün yer bilimciler bağırıyoruz. İstanbul'a deprem gelecek. Bize soruyorlardı. Hocam, tamam, Marmara'yı anladık. Başka nereye deprem gelecek dedikleri zaman bak parmağımızı şöyle yumuyorduk. Maraş. Maraş. 24 senedir biz söylüyoruz bunu. Bağıra bağıra geldi. Göstere göstere geldi. Hiç de öyle ani olarak gelmedi. Bizi gafil avlamadı. Peki biz bunu söylerken, yazarken, çizerken sürekli olarak aziz halkım ne yapıyordu Allah aşkına? O bölgede oturanlar da bizi takip ediyorlardı. Benim çok takipçim var. 1-2 milyona yakın. Ve onlarla konuşuyorduk, yazıyorlardı. Hocam bunları söylüyorsunuz ama burada yerel yönetimlerde bir hareket yok. Biz yerel yönetimlere de yazıp çiziyorduk. Herkese söylüyorduk. Yani Sağır Sultan bile duymuştu. Nitekim burada başkanımız da söyledi. Raporlar yazıp hem valiliklere hem belediyelere hem de milletvekillerine de gönderdik. Nerede bu aziz milletim? Halkım nerede, nerede? Neden bu gafletin içinde? Ölüyoruz ya. Bakın daha cesetleri soğumadı. 50-60 bin kişiyi bir gecede gömdük. Yine unutacak mıyız yani? Neden talep etmiyoruz? Ben halkım nerede derken şunu istiyorum. Demokratik anlamda, demokratik anlamda, bize yakışır anlamda, bu ülkenin sahibi olarak, efendileri olarak, diyelim ki bizi yönetenlere, yönetmeye talip olanlara pankartlar kaldıralım. Diyelim ki depremde ölmek istemiyoruz. Deprem bizim kaderimiz olamaz. Bunu niye demiyoruz ya? Kaç 99'dan bu yana kaç seçim geçti, kaç yerel seçim geçti, kaç genel seçim geçti. Meydanları doğurup alkışlar, ıslıklar, gırla giderken hiçbir kimseden göremedim. Depremde ölmek istemiyoruz. Önlem alın diye. Bakın biz söylemezsek ne yerel yönetim önlem alır ne merkezi yönetim alır. Bunların iktidar süreleri 4 sene 5 senedir. 4 sene 5 senede işte böyle göze batan gösterişli işler yapıp bir daha sizden oy isterler. Ama çoluk çocuğumuzu düşünecek olan bizleriz. Neden istemiyoruz? Ve ben her zaman dedim, yani bundan önce de dedim, yeni demiyorum. Bizi yönetmeye talip olanlardan, muhalefeti, iktidarı kim olursa olsun, partizanlık yapmadan, particilik yapmadan, hiç fark etmez. Herkesin farklı partisi olur ama bu insanlardan kendilerimizi deprem dirençli yapabilecek
politikaları, plan ve programlarını isteyin. Bunu talep edin. Siyasiler halk talep etmedikçe bir şey yapmaz. Bakın bu seçimlerde de görüyorsunuz. Devamlı anketler yapılıyor. Bir sürü sorular soruluyor abuk subuk. Oy kazanmak için. Peki yani bizim halk niye bu depremi dile getirmiyor? Neden? Gerçekten anlamıyorum. Ya beşlik depremler bile insan öldürüyor bu ülkede. Ne zaman halkımız bu işe sahip çıkacak? Ve işi sonuçlandırıyorum. Size deprem konusunda ciddi, sizi tatmin eden, herhangi bir plan program sunmayan hiçbir partiye oy vermeyin. Partiniz ne olursa olsun. Ve bunu bakın, bir bilim adamı olarak bütün arkadaşlarımı temsil eden yer bilimcilere haykırıyorum. Halk bu işin içine girmez, talepkar olmazsa bu işi başaramayız. Bu ülkenin, bu toprakların sahibi halk. Eğer neslinizi gelecek yüzyıllara taşımak istiyorsanız muhakkak bu talebi yapıp deprem dirençli yerleşim alanlarını kurmak zorundayız. Yoksa bir yere gidemeyiz. Şimdi bu kadar dedik. Bir cümle daha söyleyip o dediğimi açıklamaya geleceğim. Bu depremle yüzleştik mi arkadaşlar? Hatırlayanınız var mı? Yani 70 bin kişinin öldüğü, bugün daha harabenin içimizi acıttığı o 11 kenti kapsayan yerde bu afetle yüzleştik mi? Yani dedik mi ki ya biz ne yapmadık ki? Neyi yanlış yaptık ki bu kadar insanımız öldü? Bununla hesaplaştık mı? Sorduk mu? Demin arkadaşım açıkladı. 300 tane müteahhit yakalamışlar. En suçsuzu belki de müteahhit. Depremler, yani kentleri depremlere hazırlamayan irade. Bu yerel yönetimlerin tümü, halkın kendisi sizler. Ve bu işi yeterince anlatamayan bizler hepimiz suçluyuz. Öyle 200-300 tane adamı suçlu gösterip de vicdanlarımızın sızıltısını durduramayız. Eğer onu yapıyorsak vay bize. Bizim milletimiz bu mu? Ben inanmıyorum bizim böyle olduğumuzu. Bu depremlerle yüzleşmek nedir biliyor musunuz? Nerede hata yaptık? Neyi yapmadık? Neyse yapmamamız gerekirken yaptık. Bunları böyle bir çalışıp iyice içimize sindireceğiz. Sindireceğiz ki illa biri suçlu bulmak için değil, deprem dirençli kentler yapmak için oradan aldığımız dersleri kullanalım. Hatalarımızı bir daha orada yapmayalım. Bende şeker olduğu için ağzım kuruyor, özür dilerim. O bakımdan su içiyorum. Şimdi deprem dirençli kentler denildiği zaman bir kenti ben kendim 6 bileşene ayırıyorum. 6 bileşen. Bunlardan biri yönetim sistemi, yani kentin yönetim sistemi. İkincisi halk. Üçüncü bileşen altyapı. Dördüncü bileşen yapı stoku, beşinci bileşen çevre ve ekosistem, altıncı bileşen ise ekonomi. Bu 6 bileşeni deprem dirençli yaparsanız, kenti deprem dirençli yaparsınız. Bunları deprem dirençli yapmak da o kadar zor değil, o kadar komplike de değil. Yeter ki iradeniz olsun, bilimin ışığı altında bu işe bismillah deyin, başlayın, bu işi bitirirsiniz. Ve çok iddialı gelebilir ama şöyle söyleyeyim. Biz 25 sene önce İstanbul'a deprem geliyor diye uyarı yaptık ya, daha İstanbul'u depreme hazırlayamadık. Bu 25 sene içerisinde değil İstanbul'u, bütün Türkiye'yi deprem dirençli hale getirebilirdik. Şimdi bu bileşenleri ikişer üçer cümle söyleyeceğim, uzatmayacağım.
Birincisi yönetim sistemi. Bakın klasik yönetim sistemiyle bu iş olmuyor. Yani demokrasilerde doğrudur, öyle olmalı. Belediye başkanını seçiyoruz, valiyi de atıyoruz. Vali ile belediye başkanı kenti yönetiyor. Ama bu arkadaşlarımız yine aynı usul olabilir. Deprem nedir bilmeleri lazım. Bir birikimlerinin olması lazım. Afete müdahale nedir? Acil müdahale nedir? Deprem risklerini, zararlarını azaltma nedir? Tehlike analizi nedir? Risk analizi nedir? Gibi gibi bir takım şeyleri biliyor olması lazım. Siz bir deprem kenti yönetiyorsanız bunlardan bir haber gelip yönetmeye kalktığınız zaman ne insanlara görev verebilirsiniz, ne hangi dairelere görev verebilirsiniz, ne bunları nasıl koordine edeceğinizi bilirsiniz, ne organize edeceğinizi bilirsiniz, ne de yapılan işleri doğru dürüst takip edebilirsiniz. Onun için birinci yapacağımız şey bütün deprem kentlerindeki yönetim sistemini ve yönetici niteliğini değiştirmek. Yönetim sistemini değiştirmek de şunu kastediyorum. Erdin burada söyledi. Kesinlikle kentin yönetim mekanizması mikro bölgeleme sistemine akuple edilmeli. Mikro bölgeleme verilerinin ışığı altında onun öğretisi ve dayatması altında kent mekanizması çalışmalı. Yani bir bakan gelip de şuralarda imar istiyorum, binalar yapın dediği zaman eğer kent sistemi yani mikro bölgeleme sistemi hayır o bölgede bina yapamazsın. Yapsan yeşil alan yaparsın. Çünkü o dediğim bölgeler sıvılaşma bölgelerdir dediği zaman akan sular durmalı. Bakanla, makamla, rantla, nüfusla, gece kondulaşmayla kenti büyütemezsiniz. Bizim sorunumuz o. Bu kentler plansız, programsız büyüyor ya mekan kullanımı, onun hiçbirinde deprem yok. Onun için ölüyoruz. Kendi kendimizi öldürüyoruz. Aklımızı başımıza toplayalım. Şimdi bu ikinci bileşene gelince halk. Bakın burada onu diyorum. Çuvaldızı kendimize sokacağız, batıracağız yani. Bu işin şakası yok. Şimdi bir halk düşünün. Deprem bilgisi, birikimi ve kültürü olmadığı zaman, olmadığı sürece siz o kenti asla deprem dirençli yapamazsınız. Çünkü o halk ne yapar yapar. Alttan girer, üstten girer, oradan dolaşır, buradan dolaşır. Üç yerine beş tane kat yapar. Seçimi bekler bir kat daha yapar. Demirini de böyle filizlerini tavanlarda, üstlerde tutar ki öbür seçimde devam etsin diye. Balkonlar yapar. Hatta olmadı kolonlar keser. Aklına ya her şeyi yapar. Kim yapıyor bunu? Hükümet mi yapıyor? Belediye başkanı mı yapıyor? Hayır. Biz yapıyoruz. Dolayısıyla halk olarak biz deprem bilgi, birikim ve kültüre sahip olmalıyız. Eğer sahip olsak deprem dışı bir şey yani depremin bizim verileceği bir şeyler yapıldığı zaman önce halk ayağa kalkar. Bunu yapamazsınız der. Bu ayağa kalkma derken birilerinin çok beklediği gibi isyan demiyorum ha. Hep demokratik ölçekler, demokratik ölçüler içerisinde oylarınızla demokratik sivil toplum örgüt haklarınızla bunu söylüyorum. Engel olmalısınız. Karşı çıkmalısınız. Ses çıkarmalısınız. Demek ki bir kentin halkı deprem kültürlü ve bilinçliyse siz oradan korkmayın. Orada yanlış yapılmaz. Üçüncüye gelelim. Altyapı dedim. Altyapı da nedir? Yol, köprü, viyadük, kanalizasyon şebekesi, içme suyu şebekesi, köprüler vesaire. Bakın bugünkü deprem bölgesine içme suyu yok, kanalizasyon yok. İnsanlar hastalıktan kırılacaktır eğer başlamadıysa. Kanalizasyon sistemi içme suyu şebekesine karışmış.
Yol yok, havaalanı yok, hiçbir şey yok. Yani eğer siz bir depremde neyi yapmamanız gerektiğini öğrenmek istiyorsanız bugün o bölgeye gidin. Gördüğünüzün hiçbirini yapmazsanız en doğru iş yaparsınız. Bu bugün öyle. Peki ilk yapacağımız şey demek ki altyapıyı deprem dirençli hale getirmek. Altyapı olmadan o kent yaşayamaz ya. Yani bir deprem olsun, diyelim ki evleriniz yıkılmadı, altyapınız haşat. Deprem en büyük altyapı felaketidir. O kentte yaşayabilir misiniz? Kanalizasyon yok, içme suyu yok, köprü yok, yol yok. İşte bugünkü durum. Eviniz yıkılmasa ne olur ki? Ölümden beter oluruz, ölmekten beter oluruz. Altyapıyı da öyle söyleyip geçiyorum. Çevre yapı stoku, pardon, yapı stoku, o belli. Bugün zaten Büyükşehir Belediyesi bas bas bağırıyor. Bütün güçleriyle İstanbul'da bir şey yapmaya çalışıyorlar. Deprem dirençli olmayan yapıları ya yıkacaksın ya güçlendireceksin. Buna fazla bir şey söylemeye gerek yok. Halkın da ekonomik durumunu düşünerek halka siz yapın, siz evinizi kontrol ettirin demeyeceksin. Devletin şefkatini, gücünü, ulusal ve uluslararası finans kaynaklarını işin içine koyarak, halkın arkasına geçerek, halkla birlikte, yerel yönetimlerle birlikte bu işi yapacaksınız. Devletin birinci derecede görevidir. Millet olarak biz ne yol istiyoruz, ne havaalanı istiyoruz, ne köprü istiyoruz, ne kanal istiyoruz. İstediğimiz halkın can güvenliğinin sağlanması. Devlet bunu yapsın. Bunu yapsın. Başlayalım yani. Bir şekilde başlayalım. Diğer bir parametre çevre ve ekosistem. Deprem en büyük çevre felaketi. Bakın şu anda 100 milyon ton moloz birikmiş orada. 100 milyon ton. İstanbul'da da ondan daha fazla moloz birikecek. Bu molozları bir incelerseniz, bunlar inşaat malzemesi. Çimento var, işte demir var, asbest var. Bunun içerisinde atık organik maddeler var. İşte kağıt var, cam var, plastik var. Ne bileyim, her türlü şeyler var. Şimdi bu bölgelerde mesela şu anda deprem bölgesinde mevcut sanayi artıkları var. Kimyasal maddeler var. Zehirli maddeler var. Şimdi bunların milyonlarcasını eğer siz uluslararası yönetmeliklere göre, kaidelere göre bertaraf etmez, bugün şekilde görüldüğü gibi sadece götürür, döker, dağları oluşturur, üzerinden bir işte makina geçirirseniz, o zaman onları bertaraf ettiğinizi zannedersiniz. Onu siz gömdüğünüz zaman önce içerisinde biyokimyasal reaksiyonlar başlar. Daha sonra fizikokimyasal reaksiyonlar başlar. Oradan ayrışan bütün kanserojen madde yağmurla birlikte toprağa, toprakla birlikte yeraltı suyuna, oradan göllere, denizlere gider. Balıkçı getirir balığı sizin evinize, balık olarak sofranıza gelir o kanserojen madde. Veya domates çiftçi eker, domatesten kanserojen madde sizin sofranıza gelir. Yani besin zinciri vasıtasıyla size gelir. O depremin öldürdüğü on binlerce insana denk insan uzun zamanda bu sinsi hastalıklar tarafından öldürülür. Yani hiç bunda tereddüt etmeyin. Böyle bir bertaraf sistemi yok. Siz bir kentin çevresini kirlettiğiniz zaman havayı, suyu, toprağı, denizi, gölü, orada yaşayamazsınız. İstediğiniz kadar binanız sağlam olsun. Ölüme mahkum olunuz. Onun için aklımızı başımıza toplayalım. Hayat bu kadar ucuz değil. Hiç değilse gelecek neslimizi
büyütmekte olduklarımız çocuklarımızın geleceğini düşünelim. Son olarak da bitiyor. Ekonomi, kentin bir bileşeni ekonomi. Ekonomi çok önemli. Büyük bir felaket getiriyor. İşte bakın, özellikle o bölgede Maraş bölgesi ve havalisi diyelim, o çevre içerisinde aslında Adıyaman'a, Diyarbakır'a kadar da gidiyor. Gaziantep'te özellikle, Hatay'da bir başka yönüyle bu bölgenin en fazla ekonomik canlılığını sağlayan yerler Maraş ve Gaziantep. Hatta Anadolu aslanları denildiği zaman onlar da işin içerisine girer. Halk o yüzden orada mutlu, ekonomik durumu iyi ve üretkendi. Bugün ne oldu? Ekonominin çarkları depremle durdu. Ve bugün hiçbir şey üretemiyorlar. Pazarı kaybettiler, rekabeti kaybettiler, ithalatı kaybettiler, ihracatı kaybettiler, müşteriyi kaybettiler. Ve ben onlarla konuştum, beni de aradılar. 15 senede eski durumumuza gelemeyiz hocam diyorlar. 15 senede dünya bir daha ileri gidecek. 30 sene geride kaldılar. Artık siz Maraş'ı, Gaziantep'i, o yöredeki kentleri hiçbir zaman üretim zincirine doğru dürüst dahil edemezsiniz. O bölgede sefalet olur, işsizlik olur, bir anlamda açlık olur. Çünkü depreme gerektiği gibi hazırlık yapmadan yakalandılar. Ben son örnek İstanbul'dan verip geçeyim. Bu daha vurucu olacak diye düşünüyorum. Ben de vurucu kelimeler söylüyorum ki belki siz aziz milletimin, benim kardeşlerimin, bizlerin kafasına dank eder. Eğer Marmara bölgesinde beklediğimiz bu deprem gerçekleşirse, İstanbul depremi, ki 2 kere 2 4 eder bu deprem gelecektir. Şimdi bu deprem geldiğinde Marmara bölgesinde ekonominin çarkları duruyor. Bunu bilerek söylüyorum. O bölgenin iş dünyasıyla konuştuğum için biliyorum. Ekonominin çarkları duracak. Ekonominin çarkları durması demek Türkiye'nin %60 ekonomik üretiminin can damarı olan bir bölgenin durması demektir. Eğer Marmara bölgesinde ekonomi durursa bütün Türkiye dizüstü çöker. Ekonomik olarak dizüstü çöker. Türkiye'nin ekonomik olarak dizüstü çökmesi ne demek biliyor musun? Siyasi bağımsızlığını da soru haline getirir. Muhtemelen siyasi bağımsızlığı da kalmaz. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın sözleriyle size ifade edeceğim. Cumhurbaşkanımız aynen şunu dedi, Sayın Cumhurbaşkanımız. Bana dediler ki dedi, IMF bizden 5 milyar dolar borç istiyor. Ben de dedim ki verin. Bugün borç alan yarın talimat alır. O zaman düşünün. İstanbul depremi olduktan sonra Marmara bu ülke talimatla yönetilir mi? Teşekkür ederim. Jeoloji mühendisi odasıyla
Konudaki görevlerini daha fazla ve etkin bir şekilde yapabilmek için de kendilerine önemli tavsiyelerini almaya çalıştım. Yine bu defa devam edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, çok değerli katılımcılar, sözlerimi bitirirken hukuk sayımızın gerçekleşmesinde başkanlarımız Doçent Doktor Mustafa Akyıldız, Doktor Özcan Kumanla, Profesör Doktor Sibel Tatar, Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Bekir Ödemiş'e, MHİS Genel Müdürü Sayın Murat Burceylan'a, HEPO Genel Başkanı'na tekrar teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de Jeoloji Camiası için